Selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Aiden aka Yama ve bugün sizlerle Labrador taşı hakkında konuşacağız. Kendisi aynı zamanda spektrolit olarak da bilinir. Labrador benim en sevdiğim taş ve TikTok üzerinde bunun hakkında biraz fazla konuşmaya başladım. Ve doğal olarak insanlar da Labrador taşının yararlarını çok fazla merak etmek ve sormaya başladı. Ben de dedim ki hazır bu kadar soruluyorken neden Labrador taşı hakkında bir video hazırlamayayım? Labrador taşı ana olarak 3. göz ile uyuşur. Kanalımda bahsettiğim diğer taşların yanı sıra başlangıç seviyesine pek uygun bir taş değildir. Yani başlangıç seviyesinin bir tık üzerine öneririz genellikle labrador taşını. Başlangıç seviyesindeyseniz kesinlikle ve kesinlikle almayın demiyorum. Alan da oldu. Ama başlangıç seviyesinde olup alan daha sonra da bana işte labradorin çok kaotik bir enerjisi var ve beni çok yordu diyen çok fazla kişi oldu. Çok istiyorsanız deneyebilirsiniz. Eğer çok boğan ve kaotik bir enerjisi gelirse bir kenara alırsınız. Daha sonra çalışmaya başlarsınız. Şimdi bu güzel taşımızın yararlarına geçelim. Labradorit oldukça mistik ve koruyucu bir taştır. Bir ışık getirici olarak da bilinir. Aurayı arındırır, istenmeyen enerjileri kovar ve istenmeyen enerjilere karşı korur. Aynı zamanda enerji sızıntılarını da önler. Ezoterik bilgilere sahip bir taş olduğuna inanılarak gizemlere girişi kolaylaştırıldığı söylenir. Labradorit fiziksel ve ruhsal bedeni hizalar ve ruhsal amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olur. Bilinci yükseltir ve ruhsal enerjileri fiziksel bedene indirir. Bu taş bilinçaltından yüzey mesajlar getirip onları anlamayı kolaylaştırarak aralarında doğru zamanlamanın da bulunduğu sezgi ve psikik yetenekleri uyandırır. Psikolojik olarak geçmişte da dahil olmak üzere korkuları, güvensizlik hissini ve önceki hayal karaklıklarından kalan psikik çöküntüleri yok eder. Bunların üstünden gelmenize yardımcı olur. Kişinin hem kendine inancını hem de evrene karşı olan güvenini geliştirir. Aşırı çalışan zihinleri sakinleştirir ve hayal gücünü enerji aşılayarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Analiz yeteneği ve akıcılık verir. Tefekkür ve içe bakışı teşvik eder. Shadow work için çok ama çok yararlı bir taştır. Entelektüel düşünceleri sezgisel bilgelikle sentezler. Meselelerin köklerine inerek, düşünce ve hareketlerin ardında yatan gerçek niyetleri göstererek sanrıları ortadan kaldırmakta yardımcıdır. Hatta üstüne yoktur diyebiliriz bu konuda. Bu taş geçmişin bastırılmış anılarını ortaya çıkarır ve bunların üzerinde çalışmanızı, bunları iyileştirmeniz yardımcı olur size. Çok fazla hislerinizi içinde tutup böyle bastırıp 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 sonra bir anda patlayan bir insansanız Labradorit taşı size çok yardımcı olabilir bu konuda. Aynı zamanda Labradorit dönüşüm taşlarından da biridir. Bu değişim dönüşüm sırasında direnç ve dayanıklılık aşılayan yararlı bir arkadaştır sizin için. Yine bir dönüşüm taşı olarak bedeni ve ruhu en yüksek spiritüel seviyeye yükselmeye hazırlar. Bunun için size yardımcı olur. Altıncı hisleri güçlendirir. Spiritüel gelişim de sizler için çok yardımcıdır. Kehanet yapan kişiler için çok yardımcı ve yararlı bir taştır. Ve en güçlü koruyucu taşlardan biridir. Kadın hastalıklarına iyi gelir. Regl ağrıları için birebirdir. Labradorit göz ve beyin rahatsızlıklarına iyi gelir. Stresi azaltır. Metabolizmayı dengeler. Spiritüel bir güçlendiricidir sizin için. Bu yüzden çalışmalarınızın esnasında sizin yanınızda bulunmanız veya işte çalışma alanınızda bulundurmanız sizin için çok yardımcı olacaktır. Ve çalışmanızı kat ve kat güçlendirecektir. Ve şimdi Labrador taşını arındırma yöntemlerine geçelim. Labrador taşını tüm yöntemlerle arındırıp şarj edebilirsiniz. Ama bazı yöntemleri kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey var. Taşınızı çok böyle bıcı bıcı yaptırmanızı önermem. Uzun süre suya maruz kalmasını da önermem. Eğer böyle bir şey olursa taşınıza ciddi bir hasar gerçekleşebilir. Bu yüzden su veya tuzlu suyla arınırken veya şarj ederken hızlı olmanızı öneririm. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey ise güneş. Güneşle de arındırırken veya şarj ederken uzun süre güneşe maruz bırakmaya dikkat edin. Yine taşınızda ciddi bir hasara yol açabilir. Şimdi laboratuvar taşının sahte mi gerçek mi olduğunu anlamakta birkaç yönteme geçelim. Laboratuvar taşına özel anlama yöntemlerine geçmeden önce genel olarak tüm taşlarda sahte mi gerçek mi olduğunu ayırt etmede 10 yöntemden bahsettiğim bir YouTube videom bulunmakta. Onu da izleyebilirsiniz. İlk olarak labradoritler kilden yapılabiliyor. Aynı malahit taşı gibi. Kilden yapılan labradoritler genelde bu şekilde, eee dediğimiz şey içinde bulunmuyor ve düz e, mavi veya yeşil renklerinde oluyor. Gerçek labradoritlerde ise bir açıda bu şekilde olurken başka bir açıda böyle güzel flashlarını bize gösterebilir. Bu yüzden labradoritlerdeki en önemli sahte mi gerçek mi olduğunu anlama yöntemi onun flashını kontrol etmektir. Eğer içinde bu flash dediğimiz şey bulunuyorsa çok büyük ihtimal gerçektir taşınız. Şimdi de Labrador adı altında satılan ve dikkat etmenizi önerdiğim bir taştan bahsetmek istiyorum. Astrophyllite taşı. Havai fişek taşı olarak da bilinir. Astrophyllite taşındaki flaşlar genellikle rutilli kuvarsta olduğu gibi böyle iğne iğne olur ve bir açıda siyahken bir açıda flaşlı olmaz. Ve bu kadardı. Labrador saatimi gerçek mi olduğunu ayırt etmede en kolay taşlardan biri olduğu için bu kadar az yöntem var. Dediğim gibi sadece flaşını kontrol etmeniz gerçek mi saatimi olduğunu anlamanızda size yardımcı olacaktır. Evet videom bu kadar umarım beğenmişsinizdir ve umarım yardımcı olabilmişimdir. TikTok ve Spotify hesabım linki, Laboratory Palmstone'lar, Laboratory Tumble'lar, Laboratory Kuleler ve yakın zamanda gelecek olan Laboratory Kalpler sattığım küçük işletmemin linki ile beraber açıklama kısmında bulunacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda her video attığımda bundan haberdar olmak istiyorsanız da abone olduktan sonra onun sağ tarafında bulunan zil butonuna da tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. ışıkta kalın.